Ahmet'cim, bizi niye buraya topladın? Tamam, suç Nazlı'nın değil mi? Ya suçlu falan da değil ayrıca. Ne yapmış ki? Gitmiş arkadaşını ziyaret etmiş. Bence de anneciğim, bu sefer Nazlı ablam suçlu değil. Şimdi kızlar, üçünüzü de ilgilendirecek bir şey konuşacağım sizinle. Nazlı'cığım, biliyorum bu olaylar seni çok üzdü. Savaş'la arkadaş olmuşsunuz, ona da bir şey diyemem. Ama bu şekilde görüşmeyeceksiniz. İstediğim kişiyle istediğim zaman görüşürüm. Öyle olmayacak Nazlı'cığım. Bir süre dışarı çıkamayacaksın. Ne? Çok sert. Anne, sen ciddi misin? Evet, ciddiyim Nazlı. Haluk'la konuştum. Güvenlik görevlisi bir süre senin dışarı çıkmana müsaade etmeyecek. Resmen olağanüstü hali ilan ettin. Ben bunu hayatta kabul etmem. Nazlı'cığım, bir süre diyorum sadece. Haluk kişisi senin beynini yıkamış. Ya deli deli kararlar almaya başladın. Sen önceden bu kadar baskıcı değildin. Ya bak yine Haluk diyorsun. Haluk'la bir ilgisi yok bu meselenin. Haluk'tan ben rica ettim bu durumu. Anne, biz ne olacağız? Şimdi kızlar, siz de Nazlı'dan sorumlusunuz. Eğer ki Nazlı kaçmaya kalkar ya da onun gibi bir şey yaparsa bu durumdan siz de sorumlu olacaksınız. Ama anne, aramızda alışık olanlar var zaten beni ispiyonlamaya. Kardeşin doğru bir şey yaptı Nazlı. Senin için endişelendi. Ben de senin için çok endişelendim. Ya resmen darbe bu. Ben buna uymak zorunda değilim. Vallahi nasıl algılamak istiyorsan öyle algıla Nazlı'cığım. Yani ben sana taviz verdikçe sen benim sürekli tepeme çıktın. Kendine zarar verecek şeyler yapmana bir anne olarak ben razı gelemem artık, kusura bakma. Anlaştık mı? İyi. Anlaştık. Tamam o zaman.